TGRT televizyonları olarak Gebze'de serbest muhasebeci, mali müşavir ve bağımsız denetçi Taner Bey'e konuk olduk. Taner Bey, sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Evet, hoş geldiniz öncelikle. 1971 Üsküdar doğumluyum. Mesleğimi Gebze'de icra etmekteyim. Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na mesleğimizden dolayı kayıtlıyız. Ben ilk orta ve liseyi Gebze'de tamamladım. Üniversiteyi Ankara'da ve daha sonra da Eskişehir'de tamamladım. Şu anda mesleki faaliyetimi Gebze'de sürdürmekteyim. Aynı zamanda Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda da yönetim kurulu üyesiyim. Şimdiki söyleyeceklerim bu kadar. Evli ve iki çocuk babasıyım bu arada. Bizlere ofisinizin kuruluş aşamasından bahseder misiniz? Evet, ben muhasebe mali müşavirlik belgesini aldıktan sonra, serbest muhasebeci mali müşavir olduktan sonra ofis açmaya karar verdim. Bizim mesleğimizde şöyle bir durum var, onu da izah etmek isterim. Bir, serbest çalışanlar. İki, bağımlı meslek mensupları. Büro çalıştıranlara biz serbest çalışan meslek mensupları diyoruz. Diğerlerine de bağımlı meslek mensupları diyoruz. Ben belgeyi aldıktan hemen sonra askere gittim ve askerden döndükten sonra da 99 yılında ofisimi açtım ilk başta. Tabii ondan sonra bir iki yerde adres değişikliğimiz oldu. Adres değişikliğinden sonra şu anda mevcut bulunduğum ofiste de yaklaşık olarak 6-7 senedir de mesleği icra etmekteyim. Mali müşavirliğin yanı sıra bağımsız denetçilik, aynı zamanda meslektaşlarımın hepsini yapmasını önerdiğim uzlaştırmacılık, o yetki verildi biliyorsunuz ve bilirkişilik yapmaktayım. Mesleğinizin toplumdaki algısı nedir? Bize mesleğinizi nasıl tanımlarsınız? Mesleğimiz aslına bakarsanız devletin vergiyi toplamasında çok önemli bir unsur. Aslına bakarsanız devletimiz de, kamu idaresi de bunu bilmekte. Ancak birçok angaryalarla da karşı karşıya kalmaktayız. Biz ilişikli olduğumuz kamu kurumlarında hep siz bizim meslektaşımızsınız vesaire şeklinde söylenmesine karşın bazı durumlarda bütün angaryalarla biz karşı karşıya kalmaktayız. Aslında toplumun gözündeki değerimiz bence olması gerekenin çok altında. Çünkü gerçekten çok önemli bir kamu görevi üstlenmiş durumdayız. Bağımsız denetçilikle ilgili sorunlardan bahseder misiniz? Bakın, bağımsız denetçilik ilk başlarken biz ilk ruhsatı alanlardan birisiyim. Birçok arkadaşımız da aldı. Ancak bağımsız denetçilik rakamlar çok yüksek olduğu için küçük çaplı veya orta çaplı işletmeler bağımsız denetimin şu anda dışında. Mecburi bağımsız denetimin içinde olan firmalar 35 milyon TL aktif değeri, 70 milyon TL net satışları ve 175 işçiden iki kriteri sağlayanlar mecburen bağımsız denetim yapmakta. Diğerleri ihtiyari olarak yaptırmaktalar. Bu nedenle de şu anda çok fazla bizimle alakalı pek iş olmadığını söylemek isterim. Ancak yakın zamanda İngiltere'de bu dört büyükler denen bağımsız denetimi elinde tutan, tüm dünyada elinde tutan firmalar var. Bunlarla alakalı İngiltere'de bir kamu idaresi bir karar aldı ve dedi ki bunların artık bölünmesi lazım. Aksi halde diğer bağımsız denetimi yapan firmalara, küçük firmalara ve bağımsız denetçilere iş kalmıyor diye böyle bir uygulama yaptı. Umarım Türkiye'de de bunu gerçekleştirirler. Sizin aynı zamanda Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkan Adayı olduğunuzu duyduk. Bize bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz? Gebze olarak ve bütün Kocaeli'nin diğer ilçeleri olarak biz hepimiz Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na bağlıyız. Evet, benim ofisim Gebze'de ancak ben 6 yıldır Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda zaten yöneticiyim. 3 yılda bir yapılıyor seçimler. Bu dönemde oda başkanı olarak tekrar Kocaeli Değişim Grubu adı altında seçimlere katılıyoruz. Hatta biz şu anda liste oluşturma çabalarımız var. Liste oluşturma gayretindeyiz. Biz tüm meslek mensuplarımızı da bu listelerde olmaya, görev almaya, bu işin içinden tutmaya davet ediyoruz. Yani sonuçta bizim mesleğimiz, hepimiz burada bu çatı altında bu yolda yürümemiz gerekiyor ve mutlaka ucundan tutmaları gerektiğini düşünüyorum meslektaşlarımın. Seçimlere katıldığınız grup Değişim Grubu. Bizlere ilkeleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Değişim Grubu şu an itibariyle biz özellikle genç meslektaşlarımızın işin içerisinde olmasını istiyoruz. Çünkü ben sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla, arkadaşlarımla görüştüğüm kadarıyla mesleğe daha çok genç meslektaşlarımız, yeni meslektaşlarımızın daha çok sahip çıkmak istediğini, değişikliklerde daha çok onların tepki verdiğini, bir şeyleri değiştirme noktasında daha özverili olduklarını görüyorum. Ben bu seçime
Kocaeli Muhasebeciler Odası seçimini genç meslektaşlarımızın, özellikle ilk defa ve ikinci defa oy kullanan meslektaşlarımızın yön vereceğini düşünüyorum. Tabii bağımlı meslektaşlarımız da burada önemli. Çünkü onlar odaya çok fazla gelip gitmiyorlar. Onların da katılımı çok önemli. Peki gençlere mesleğinizi öneriyor musunuz? Genç arkadaşlarıma mesleğimizi tabii ki önersiyorum. Ama bazı kanunlardan, yasalardan kaynaklı bazı eksiklerimiz olduğunu, bazı istediklerimizin olmadığını, bunun gibi birçok sorunumuzun olduğunu, örnek veriyorum, bir mücbir sebep duymuşsunuzdur. Birçok meslek mensubu bayanlar doğum tarihlerini, erkekler ve bayanlar evlenme tarihlerini, bir ölüm tarihini ayarlayamıyoruz biliyorsunuz. Ama diğer tarihlerin tamamını biz maalesef beyannamelerimizin son gününe göre ayarlamak zorundayız. İnanın, mücbir sebep sadece ve sadece bizim üyelerimize yok. Ayrıca bizim meslektaşlarımızın dediğim gibi hiçbir şekilde beyannameyi geciktirme gibi bir lüksü yok. Yani bir meslek mensubumuzun başına bir şey gelse ve beyannamelerini, örnek veriyorum, 100 tane beyannamesini veremediği zaman tüm sorumluluk meslek mensubuna ait. O nedenle meslektaşlarımız için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mali tatil Türkiye'de uygulanıyor ama bir adli tatil gibi değil maalesef. Bizim işimize ancak bir gün yarayabiliyor. Bu gibi katma değer vergisi ile gelir vergisi arasında bizim bazı tezatlar var. Katma değer vergisi farklı, gelir vergisi farklı uygulanıyor. Bu gibi sorunlarımız var. Haksız rekabetimiz var. Bunları kendi aramızda çözmemiz gereken. Tabii ki tahsilat sorunumuz var ülkemizin genel durumuyla alakalı ama bunların çözülebileceğini düşünüyorum. Ben yine de genç arkadaşlarıma bu mesleği tavsiye ediyorum. Çünkü bu mesleğin geleceği var ve ben saygın bir meslek olduğumuzu ama yeteri kadar saygınlığımızı kamuoyundan göremediğimizi düşünüyorum. Umarım ilerleyen dönemlerde bunu sağlayacağız. Oda başkanı olduğunuz gün neleri değiştirmek istersiniz? Şimdi oda başkanı olursak eğer, ilk günden itibaren tabii yapacaklarımız var. Bir günde değişecek şeyler değil. Şu anda zaten odamız gayet iyi yönetiliyor ama bazı eksikleri olduğunu tabii ki hepimiz, çünkü ben de yönetimin içerisindeyim aynı zamanda, ama ben genç meslek mensuplarının gerçekten bu işin içerisinde olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu enerjik yapıyla biz meslektaşlarımıza ceza veren değil, meslektaşlarımızın yanında olan bir meslek kuruluşu olmak istiyoruz oda olarak. Birçok tabii ki düşüncemiz var ama çok güçlü bir oda yapısı eğer üretebilirsek, tek başımıza değil tabii ki. Biz inanın bu yapının içerisinde ne Taner Öner ne ekibi değil. Biz 1836 kişinin çok büyük bir kısmından eğer destek alabilirsek biz ancak o şekilde güçlü bir oda olabiliriz. Biz bir basın açıklaması yapıldığı zaman arkamızda en azından %30-40 üye sayımızın meslek mensubu olursa ancak güçlüyüz. Yoksa biz güçlüyüz demekle de güçlü olmaz. Bu yapıyı sağlarsak inanın odada avukat bulundurmaktan, odada mali danışman bulundurmaktan, sosyal tesislerden, bağımlılarla ilgili liste açıklamaktan gibi birçok aslında düşüncemiz var ama dediğim gibi bunu güçlü olursanız yaparsınız. Güçlü hep beraber oluruz. Aksi halde hiçbir şekilde yapamayız. Ne kadar projeniz olursa olsun eğer ki yeterince gücü hissedemezseniz siz bundan hiçbirini gerçekleştiremezsiniz. İleriye yönelik hedeflerinizden bahseder misiniz? İleriye yönelik biraz önce sorduğunuz soruyla alakalı, biz aslına bakarsanız haksız rekabeti önleyip odaya aidiyet duygusunu, meslek mensuplarının aidiyet duygusunu sağlarsak insanlar bir araya belli ortamlarda, ama kahvaltıdır, ama seminerdir, ama başka bir, ama seçimdir, ne derseniz deyin, biz aynı ortamlarda meslektaşları buluşturabilirsek, insanlar birbirlerini, meslektaşlar birbirlerini tanırsa ancak ve ancak biz bu şekilde bunun önüne geçebiliriz. Ben meslektaşların bir arada olmasının bizim haksız rekabetimizi azaltacağını düşünüyorum. Bunu çok önemsiyorum. Meslektaşların odaya aidiyet duygusunu kazanmalarını, kazandırılması gerektiğini çok önemsiyorum. Biz ancak bu şekilde dediğim gibi istediklerimizi yapabiliriz. Hedeflerimize ulaşabiliriz. Biz hiçbir meslektaşımızı ötekileştirmek istemiyoruz. Gerek dünya görüşü, gerek siyasi görüş, gerek ofisinin nerede olduğu, gerek nerede doğduğu, bizim için tek ortak payda meslektir. Biz meslektaşlarımızı odalarına sahip çıkmak için odaya davet ediyoruz. Ama seçimlerde, ama seminerlerde mutlaka gelin odamıza sahip çıkalım.